7,3. Millet İttifakı'nın oy oranı ise Cumhur İttifakı'nın 7,7 puan önünde. Son 12 ayda yine önemli detaylardan biri, psikolojim bozuldu, kaygı içinde yaşar hale geldim diyenlerin oranı %69. Bazı başka veriler de var, özellikle yoksullukla ilgili. Onu sizinle konuşacağım ama halkın da AKP'den koptuğunun bir işareti aslında bu anket. İlk kez ikinci çıkıyor. Çok çok doğal. Özellikle son zamanlarda tahammül edilemez hayat pahalılığı, inanılmaz rakamlara ulaşmış işsizlik ve aynı zamanda biraz önce Halk TV yazarıyla görüştüğünüz gibi Türkiye'deki döviz ve altın mevduatının %62,3'lere ulaşır oranda Türk parasından çıkıp oraya gitmesi derin bir güvensizliğin objektif göstergesi zaten. Ve dikkat ederseniz bu sadece bu ankete ait değil. Son zamanlarda bütün anket firmalarının ortalamasını aldığınızda tamamında Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı çok geride bırakıyorlar. Bence seçim kazanmaları imkansız. İktidarda kaldıkları sürece hem dış politikada... Ne yaparlarsa içeride... yapsınlar mı Aytun Bey? Yani diyelim ki bir zaman var önümüzde, diyelim 1,5 sene. Ve o 1,5 senede öyle bir şey yaptılar ki ekonomi düzlüğe çıktı. 3600 ek gösterge bir yandan, EYT bir taraftan, işte maaşlara zamlar falan, ne yaparsa yapsın. Artık seçim kazanmasını olası görmüyor musunuz? İpek Hanım, palyatif tedbirleri bu millet artık yutmaz. 20 sene bu ülkeyi yöneteceksiniz. En sonunda milleti muhtaç hale getireceksiniz. Ve bütün bu beceriksizliklerinizi de dış güçlere bağlamaya çalışacaksınız. Ama becerdiğiniz zaman da dış güçler bana sökmez diyeceksiniz. Ve bunları defalarca bu millete yaşatacaksınız. Aynı filmi görmekten bu millet bıktı. Meşhur yalancı çoban hikayesini biliyorsunuz. Yani bu toplumu bir kere aldatabilirsiniz. İki kere, üç kere. Bugün alacakları 3600 ek gösterge kararları, şeyle ilgili, asgari ücretle ilgili tedbirler hepsi bir bütünsel ekonomik paketin içinde yer almayacağı için hemen kısa süre içerisinde büyük bir enflasyon olarak geriye dönecek ve göreceksiniz 1-2 ay içinde eriyecek. Bunu Türk milleti biliyor artık. Çünkü daha önce bu filmi gördü defalarca. Hani bu en büyük vaatleri neydi? Bu rejim geldiğinde Türkiye uçacaktı, büyük bir zenginlik olacaktı. Ama ne oldu? Türkiye'deki kişi başına gelir 10 bin küsur dolarlardan şimdi 8 bin doların altına indi. Ve Türkiye ekonomik büyüklük olarak 17. büyük devlet, yani dünya devletleri arasında 17. sıradan 21. sıraya düştü. Bunların hepsinin de Türk milletinin hayatına ve cebine yansıması var. O nedenle aldıkları bu palyatif tedbirler hiçbir işe yaramaz. Hep akla rahmetli Özal'ın bir sözünü getirecek. Ben seçimden önce zam yapacak kadar aptal mıyım demişti. Bunlar da seçimden önce ne yaparlarsa yapsın zam yapmayacaklar ama ki duramıyorlar. Bakın dün akşam yine benzine zam yapıldı biliyorsunuz. Evet. Buna devam edecek. Çünkü rezervlerimizde para kalmadı. Hem Türk parası olarak hem de döviz rezervleri boşaldı. 128 milyar doların hesabını veremediler. Dolayısıyla devletin yedek akçesi kalmadığı için bence bunun için kaynakları da yok. Para basmak zorundalar. Para bastıkları zaman da bu enflasyon hemen karşımıza çıkacak ve eriyecek. Evet, benzinle dün zam geldi demiştiniz. Yine bu ekranda duyurduk. Zaten sürekli bu ekranda biz benzine zam haberini duyuruyoruz. Yine gelecek dediniz. Yine duyuracağız. Ya, bakın, ama şunu soracağım artık, ben. Evdeki dikiş makinelerini falan satmaya başlayacaklar. Yani böyle müslük aile ve reisleri var ya, onun gibi televizyonları, dikiş makinelerini, evdeki aletleri satar gibi. En son Aselsan'ı bile pazarlamaya çıkardılar. Aselsan'a geleceğim. Özellikle Aselsan'a geleceğim. Onu uzun uzun konuşacağız sizinle Aytun Bey, ama bu benzin konusunda mesela şunu sormak istiyorum size.
az önce dediniz ya, hani rasyonelite kayboldu. Ya yani benzin meselesinde arabalar kuyruk oluşturuyor benzincilerde, zam geleceğini ertesi sabah öğrenen araçlar. Fakat burada araba bolluğundan bahsediliyor. Sahiden rasyonelite kayboldu mu? Yani sahiden bunu bir siyasi söylem olarak mı ifade ediyor AKP, yoksa böyle mi düşünüyor? Ya bu tür söylemler milletin daha çok zoruna gidiyor. Kendi sorunlarıyla alay edildiğini, kendilerinin anlaşılmadığını daha çok hissediyorlar. İşte biraz önce en başta konuştuğumuz halktan kopma dediğimiz şey bu. Son aşaması ekmek bulamazlarsa pasta yiyin noktasına gelecek. Öyle anlaşılıyor. Bakın bütün sınıflar, toplumun bütün katmanları sıkıntı içerisinde. Bir yanda benzin kuyrukları varken diğer yanda da ekmek kuyrukları oluştu fırınların önünde. Şimdi büyükşehir belediyeleri stoklarını kullanarak olabildiğince ucuz ekmek dağıtmaya çalışıyorlar ama bu stoklar da bitecek. O bittiği zaman bundan sonra üretilecek ekmek halk ekmek fırınlarında bile daha pahalı olacak. Bakın en temel problemleri şu. Uzun yıllar içerisinde o likiditenin bol olduğu, her şeyin daha müsait olduğu süreçlerde üretim ekonomisine yönelmek yerine beton ekonomisine yöneldikleri için şimdi faiz, döviz dengesini tutturmaları imkansız. O dengeyi tutturabilecek tek şey üretmektir. Üreterek o işi halledebilirsiniz. Bu da artık bir yıl içinde falan olacak mesele değil. Evet. Dün akşam neler ürettiğine dair, hangi fabrikaları yaptıklarına dair bir Sayın Bakan konuşurken uzun uzun en çok uzaya gideceğimizi ve yerli arabayı anlattı. Evet. Şimdi evet. Burada beni doğrusu onur kırıcı bulduğum şey, 21. yüzyılda yerli araba yapma vizyonu, bu bir vizyonsuzluktur. Türkiye daha 1960'lı yıllarda o günün şartları ve teknolojisinde araba üretmiş bir ülke. Yani dönüp dolaşıp geldiğiniz araba üreterek mi Türkiye'nin kalkınmışını göstereceksiniz? Ya da kim bilir kaç milyar dolar yabancılara para vererek bir uzay turu mu düzenleyeceksiniz 3-5 propaganda yapmak için? Bunların hepsi halktan kopuşun temel göstergeleri. İnşallah ya, kim istemez bu ülkede her türlü sanayi mamulü üretilsin. Daha da önemlisi sanayi devrimi geride kaldı. Kim istemez bu ülkede yüksek teknolojik ürünler üretilerek dünyayla rekabet edilsin. Ama bu iktidar bütün bunların hepsini, bütün bu fırsatları heba etti. Türkiye'nin 20 yılını kaybettirdiler. Bakın bundan ne zaman askerleri tutuklamaya başlarlarsa, ne zaman yeniden bir komplo davaları başlarsa bilin ki işleri kötü demektir. Amiraller şimdi, bildirisi. Tabii önümüzdeki günlerde göreceksiniz yine oralara el atacaklar. Ama özellikle olsa olsa mantar tabancası dışında beylik tabancası olabilecek emekli askerlerin darbe yapacaklarına dair iddialar ancak komedi, trajikomik bir olay olarak ortaya çıkacak. Evet. Yani bu da onların ne kadar sıkıştıklarının göstergesi bence şu anda. Evet. Aytun Bey, gelelim Aselsan'a. Şimdi Manisa'da esnaf ziyaretinde bulundu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener ve orada dedi ki Aselsan'ın, Roketsan'ın Katarlılara verileceğine dair bir şey söyleniyor. Onlar bizim kritik kurumlarımızdır. Devletimizin en kritik kurumları 5 maaş, 10 maaş alabilmek için 500 milyon dolarlık uçaklarla uçabilmek için peşkeş çekilemez dedi. Ve bugün Anadolu Ajansı bir haber duyurdu. Habere göre Aselsan'la uluslararası bir müşterisi arasında 11 milyon 950 bin 760 dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladığını bildirdi. Savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak imzalanan bu yurt dışı satış sözleşmesinin toplam bedelinin 11 milyon 950 bin 760 dolar olduğu belirtildi. Tekrar rakamı söylüyorum. Ve teslimat da 2022 yılı içinde gerçekleşecek deniyordu Anadolu Ajansı'nın haberinde. Dün Halk TV'de Can Coşkun'un Haber Masası programına konuk oldu. Partinizin grup başkan vekili Sayın Erhan Usta. Dedi ki net söylüyorum, oradaki personele, yani Aselsan'ı söylüyor, kritik durumdaki personele hazır olun, sunumlarınızı hazırlayın,
Araplar gelecek talimatı verilmiş dendi. Sizin konuyu ne kadar yakından takip ettiğinizi biliyorum. Hatta birkaç gün önce sosyal medyadan adeta feryat ettiniz. Dediniz ki alyanslarımızı alın, bunu yapmayın dediniz. Doğru mu? Evet. Evet. Şimdi, peki bir yandan da Aselsan Genel Müdürü, çok özür dilerim. Şöyle diyor, biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız diye açıklama yapıyor. Aselsan'da ne oluyor Aytun Bey? Şimdi bir kere olmaz olmaz denilen her şeyin